siz iyi misiniz ya? Dün Mia seni sanki başına büyük bir felaket gelmiş gibi bıraktı, stüdyoyu terk etti yani. Hatırlıyor musun sen o sahneyi? Tamam yani gittim, ne bir var bunda? Yönetmenim, bir izleyebilir miyiz? Ne vardı diyor ya Miyase. Evet. Dünkü Miyase'nin stüdyoyu terk etme anını gerçekten izlemek istiyorum ya. Tamam ya. Ne var bunda yani Damla, sen de iyice abarttıkça abarttın ha. Hiç de abartmıyorum. Kendin Miyase. Burada kaç kere stüdyodan çıktın çıktın girdin. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altını kazanan gelini açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin Miyase. Nursel Hanım siz takın ya. Ben takıyorum da ne oluyor? Anne yine... ne yapıyorsun? Siz takın bari de yani ben çünkü... Bir dakika ne yapıyorsun? Beş alınca da ama sen de konuşuyorsun. Evet de dur konuştum gene. Ya inanmıyorum, Nursel Hanım, annemin dediği gibi entrika peşindesin evet, ya. Hiç sen de git dizilere bence. Olur. Burası yarışma programı. Bilezik de kazansan onu da takmayacağım. Anneni çağıralım, bilezikleri de annen taksın. Vallahi, tamam mı? Anacığım benim çok da güzel takar. Al bak hani kim var yanında, yine ben varım. Senin için aldım anneciğim bunu. Ben seni haklı buluyorum şu anda. Nursel Hanım hepinizden özür dilerim. Yani ben her zamanki kayınvalidem. Bıktım artık ya. Çok peşinde. Ben diyorum size şımardı diyorum. Al bir de çeyreği aldı, tam şımardı. Şımardın işte. Bırakıp gittin sen. Ya burası... şımarıklıkla bunun ne alakası var? Ya burası çocuk oyuncağı. Aynısını yapsa ne yaparsın? Burası çocuk oyuncağı. Allah ya Allah. Ya sen canın istediğini evet, çıkıp gidiyorsun. Evet burası çocuk oyuncağı olmadığını kayınvalidem anlatsana biraz. Orada oturan kişi Sevilay teyze, stüdyoyu terk edip giden sensin Miyase. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben şu an kayınvalideler odasına bakınca 3 kişi görüyorum. 4. bir kişi yok orada benim gözümde. Yani şimdi Damla burada da Miyase haklı yani ya. Bence yani de haklı. Haklı ya. Bence şöyle söyleyeyim, bir çeyreğe bile... O kadar altın kazanmış kız. Bir çikolata çok mu yani? Bir takdir ya. Edilmek, bir övülmek bu kadar zor bir şey mi? Vallahi benim Sevilay teyze gibi kayınvalidem olsa ben yoluna güller sererim yani. Niye? Senin kayınvalidenin nesi kadının var? Kadının ağzı var, dili yok ya. Ya Miyase senin gözlerin mi doldu? Yo iyiyim. Ama burada şey öyle durmuyor. İyiyim fena bir şeyim yok. Ama sen hiç iyi durmuyorsun Miyase, hiç ya. Boşuna entrika çevirme. Şu an ben senin ağlamalarına asla inanmıyorum. Sevilay teyze sonuna kadar haklı yani. Benimle lütfen muhatap olma. Herkes yemeğine baksın, herkes kendi arasında konuşsun. Lütfen benimle konuşmayın şu an. Miyase. Ne yapıyorsun acaba burada? Ne yapıyorsun üzgün roller falan? Ne hiç ben... Görmüyorum anne seni. Lütfen yerine oturup benimle konuşmaz mısın? Seni görmüyorum. Üzgün. Yerine oturup benimle konuşmaz mısın? Ben zaten ben seni... farkındaysan seninle şu an konuşmuyorum. Beni bir kendi halime bırakın ya. Odanda da kalmadım. Anne en azından kalmadım. Şu anda benimle konuşma. Lütfen yerine oturur tamam, musun? Oturuyorum. Yeter ya. Bak haline. Vallahi ben de bir insanım ya. İnsan göz ya tamam yapma tamam. Bana. Konuşma yapma. Anne geç yerine. Hiç. Bıktım. Gerçekten ağlamazsın bıktım. Sen zorlama kendini yeter boşa. Yeter ya. Allah bak yine Allah. Sevilay teyze dayanamadı geldi cama ya. Ya neye gelmesi şu Damla ya? Bakarsın. Ekmediği laf ben yok yeter. Ben üzülüyorum ya Sevilay teyzeye. Bak Damla artık sen de sabrımı taşırıyorsun. Kayınvalidem de taşırıyor. Hani artık zor dayanıyorum. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Yani ben artık gerçekten ne diyeceğimi de bilemiyorum. Doldum taştım. Bıktım ya hani yani söyleyecek daha fazla cümle Miyase, bulamıyorum. Miyase burada sadece yemek yapmıyoruz. İlla ki kayınvalidelerimizle sorunlarımız oluyor. Arkadaşlarımızla sorunlarımız oluyor. Sen burada sadece yemek yaptığını mı düşünüyorsun? Eğer ki buraya alışamadıysan hala 4 ay oldu. Sen bıktıysan gidebilirsin. Sevrey Hanım ya senin gerçekten de sanki morali bozuk. Gerçek gibi duruyor. Ben inanmıyorum. Ağlasa ama. Bile entrika, entrika analı kızla büyük... neler konuştuysalar orada onu uyguluyor şu Sevilay an. Hanım siz büyüksünüz. Hani sonuçta yazık ona da yazık, sizi de yazık. Doğru ay değil mi? Bir, ya. Yani ya. Anlaşmaya bakın olmaz böyle. Kendisi benden özür dilemediği müddetçe ben daha yüzüm gülmez. Ben geçen de dedim bu yarışma bitsin herkes sen evine ben evime. Ben kamçılandıkça daha da güçlenirim merak etme sen. Ama ben şimdi size bir şey anlatacağım. Yani benim için bardağı taşıran son damlaydı bu. Biliyorsun dün kayınvalidem sizin odada kaldı Damla. Evet.
Kayınvalidem sizin odada kalmışken ben de dedim ki madem yalnızım şu maillerimi açayım bir bakayım dedim. Mailimde ne görsem beğenirsiniz? Ne gördün? Benim kayınvalidem hafta sonu kızında kaldıydı değil mi? Öyle söylüyordu burada. Evet, annemin oradaydı. Annemin de telefonunu açmamıştı değil mi? Annemin de telefonunu açmamıştı. Aynen öyle. Müsait değildi. Hatta burada bir şey dağıtmamasının sebebini kızım rahatsız ona bakıyorum demişti değil mi? Aynen evet. Öyle. Kayın şimdi ben size görümcemin doktordan aldığı reçeteyi göstereyim. Daha doğrusu kayınvalidemin. Çok lüks bir otelde. O ne ya? İki gün tatil yapıyor ve benim şirketime fatura geliyor. Aa. Benim şirketime kestiriyor faturayı. Şaka mı yapıyorsun ya? Bak. Söyleyeyim mi? Hanımefendi neler yapmış? Artık kime güveneceğimizi şaşırdık balayı ya. Balayı suitinde kalmış iki gün. Vay. Balayı suiti tek başına. Türk iş hamam. Spa. Ayak masajı. Kuaför hizmeti, kuru temizleme, ki bana çamaşırlarını verdi yıkayıp getirir misin diye. Başka? Alevli meyve tabağı. Detoks söylemiş kendisine. Bak söylüyorum, alevli meyve tabağı 4 tane söylemiş 2 güne. Detoks içecek var ya, 7 tane söylemiş 2 gün için. Türk kahvesi 10 tane söylemiş. Maşallah. 10 tane Türk kahvesi nasıl içmiş? Lüks çikolata sebebi söylemiş. 3 tane. Alakart yemek hizmeti, özel orkestra hizmeti, oryantal oynamıştır herhalde. Maşallah. Bu ne? Ne bu? Ne kadar biliyor musun? 7470 lira yazık günah değil mi bize? Niye günah? Nasıl günah? Ne yapmışım onunla? Ne yapmışım mı? Otele gitmişsin. İyi yapmışım. Ben yoruluyorum burada. Sen bir şey söyleyeceğim. Kendimce eğlenmişim çok mu? Ha, şirket benim üstüme demesini biliyorsun ya. Al faturaları ödeyeceksin. Hani hafta sonu kızın hastaydı. Burada dün programda neler diyordun? Bir şey dağıtamamamın sebebi kızım hasta diyordun. Ne oldu? Hastaydı baktım. Ha. Ona uğradım önce. Baktım gayet iyi, morali de düzgün. Hatta onunla konuştum. O da anne dedi git dedi boş ver benim bildiğim otel var dedi gönderdi beni. Hani müsait değildin? Kızıma da buradan teşekkür ediyorum. Bir dakika. Annemin telefonlarını açmadığın için müsait değilim demiştin. Ben artık kendi hayatımı yaşayacağım. Ben ne gelinimi düşüneceğim. Ben yiyeceğim, içeceğim, gezeceğim, eğleneceğim. Sen de burada yarış bakalım. Sen beni dinliyor musun? Bilezikleri kazan, ben yiyeceğim. Benim şirketime sen nasıl fatura gönderiyorsun? Ve ben bu faturanın iptalini istedim. Oğlumun parası. Sana gelecek bu ödeme. Annesine helal olsun. Şirket kimin adına? Fatura iptali diye bir şey var. Ödendi mi? Ödendi. Sen ödenmedi işte. Problem orada. Şirketinizin üstüne. Fatura iptali diye bir şey var. Ben bu talepte bulundum ve fatura iptal edildi. Otomatikmen sen kaldığın için sana gelecek. Ben de oğluma göndereceğim. Oğlun hadi 1 lira çıkarsın hesaptan. Hadi bakalım göreceğiz. 1 lira. Hadi bakalım sana benimle uğraşma, sonra benimle yeter. Yağmurlu benimle havada su yok. Benimle de konuşmaya yer arama. Senin 60'ından sonra balayı suitinde ne işin var ya? Gelmişsin 60 yaşına. Bir dakika bak beni delirtiyorsun yine, sakin olayım diyorum oldu. Sen niye getiriyorsun buraya benim faturalarımı? Senin bu yaştan sonra tereyağı, bal yemen bile yasak, kaymak bile yasak. İkinci baharımı yaşıyorum. Doktor kontrolünde yiyebilirsin sen kaymağı. Enden bende, güzellik bende. Hayır Miyase, ben en çok neye takıldım biliyor musun? Ya sen neye de takıldın Damla ya? 10 tane Türk kahvesi içmiş ya, kalbi de mi çarpmadı ya? Ya Damla, masraf, bilerek masraf.